Kumbara, içi dolu para. Kumbaranız ağzına kadar dolduğunda ne yaparsınız? Elbette her çocuk gibi hemen açar, ne kadar paranız olduğunu sayarsınız. İnsanın kendine ait parası olması gerçekten de çok güzel bir duygudur. Peki, sahip olduğunuz bu parayla ne yapmayı düşünürsünüz? Sormaya bile gerek yok aslında. Almayı isteyecek o kadar çok şey var ki. Bisiklet, çikolata, kitap, giysi, paten, çanta. Ancak para sahibi olmak bir yandan da zor bir iş. Çünkü paranızı nasıl kullanacağınızı belirlemek için bir takım kararlar vermeniz gerekir. Bu kararları vermek için de kendinize bazı sorular sorarsınız. Bunlardan biri, buna gerçekten gereksinim var mı sorusudur. Diyelim ki resim dersinde kullandığınız boya kalemleriniz bitti. Bu durumda da bu kalemlere gereksinimimiz var demektir. Öte yandan arkadaşınızın evinde gördüğünüz oyuncağı da bir türlü unutamıyorsunuz. Ne kadar çok isterseniz o oyuncaktan size de alınmasını. Bir düşünün bakalım, bu durumda hangisinin öncelikle alınması gerekiyor? Boya kalemleri mi, oyuncak mı? Elbette boya kalemleri. Ancak üzülmeyin, istediğiniz oyuncağı almak için de para biriktirebilirsiniz. Öyleyse bu durumda bir para biriktirme planı yapmak yararlı olur. Oyuncağı almak için gereken para miktarını belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Ardından bu parayı biriktirmek için harçlıklarınızdan ne kadar süreyle kaç lira ayırmanız gerektiğini hesaplarsınız. Artık bir bütçe yapmanın zamanı gelmiştir. Bütçenizde gelir ve giderlerinizin tümü yer alır. Önemli olan gelir ve giderlerinizin eşit, yani dengede olmasıdır. Bu dengeyi korumak için bütçenize uygun davranmanız gerekir. Size para biriktirme ile ilgili küçük bir de sır verelim. Biriktirmek istediğiniz para miktarını gider olarak kabul edip bir kenara ayırırsanız işiniz çok daha kolaylaşır. Biriktirdiğiniz parayı da büyüklerinizin desteğiyle bir bankaya yatırabilirsiniz.